Bütün emirleriniz yerine getirildi. Sivil teşkilat da bize yardımcı olacak. Gelişmeleri size bildireceğiz. Başka emriniz var mı komutanım? Başka emrim yok. Gir! Seni neden çağırttığımı biliyorsun yüzbaşı. Bu dağ eşkıyalarının ortadan kalkması için bir operasyon düzenleyeceksin. Bunlara bir yem, canlı bir hedefle tuzak kurmalıyız. Çok tedbirli ve sessiz davranacaksın. Bunların inini bulup suçluları yakalayacaksınız. Her türlü selahiyet senin. Emredersiniz komutanım. Dikkatli ve her hususta titiz davranıyoruz. Bu geçiş izniniz. Buyurun. Sağ olun efendim. Bu yöreler tehlikeli ve tekin değildir. Sizin nereye ve niçin gittiğiniz bizce malum. Ben de gereken yerlere talimata göre haber vereceğim. İyi yolculuklar. Hadi gidelim. Hadi çık dışarı! Demek yakalananlar bunlar. Birkaç sabıkalı bu işleri bu hale getirdiler. İfadelerini al hemen. Emredersiniz komutanım. Size arz ettiğim gibi sivil bir otomobile baskın ve adam kaçırmak. Şimdilik tutuklayın bunları. Kaçırdıkları bir sivil iş adamıydı. Sanırım parası için kaçırdılar onu. Düşünceniz doğru komutanım. Götürün. Başka emriniz komutanım? Şimdilik bu. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Sen Ahmet Bey'in şoförü müsün? Neyse ki olayı birkaç sıyrıkla atlattın, evine gönderileceksin. Geçmiş olsun. İş tamam komutanım. Bu durumu isteyerek yarattığımızı bilemezler. Bir adamımızı böylece aralarına soktuk. Şimdi öteki. Bu operasyon sayesinde gizli servisle bu eşkıyaların izini ve inini bulup nefes aldırmadan hepsini yakalayacağız. Tutukluyu getirin. Emredersiniz.
Komutan seni istiyor. Seni bir gün karşında bir suçlu olarak göreceğimi ummazdım. İşlediğin bu büyük suçun cezasını çekeceksin. İfadeni itirazsız imzalayıp mahkemeye çıkarılmak için buradan gönderileceksin. Bu zincirler senin gibi bir hain için az bile. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Sivil bir vasıtayla gönderileceksin. Sivil görevlilere teslim edin bunu. İçerideki iki tutuklunun da evrakları hazır. Uygun görürseniz onları da beraber gönderelim komutanım. Uygundur. Onları da hemen buraya getirin. Emredersiniz komutanım. Getirin. Seni bu durumda karşımda tutuklu olarak görmek çok üzdü beni. Beni dinleyin. Saklandığınız yeri ve kimden emir aldığınızı açıklamadınız. Ama mahkemede açıklayacaksınız her şeyi. Başka hiçbir çareniz yok. Götürün. Bırakırsan yardım edersin. Aramıza alırız seni. Bizim teşkilatın reisi benim abim. Neredeler onlar? Götürürüz seni. Bizi bağışlarsan sen de yaşarsın. Reisinizin adı ne? Ziya. Anlaştık, ne tarafa? Operasyon istediğimiz safhaya girdi komutanım. Bu şekil tam manasıyla tehlikesiz ve çok isabetli. Peşlerine düşeceğim komutanım. Hadi gel. Emredersiniz komutanım.
Etrafta hiçbir yüz yok komutanım. Rastlayamadık. Bütün arazi kontrol altına alınacak. Sonra... bir ipucu bulmak işimizi kolaylaştıracak. Saklanacakları tek yer dağlık bölge. Onların inini bulacağız. Burada yalnız mı yaşarsınız? Bu kız, torunum. Burada yalnız yaşıyor sayılır. Babasının peşinde olanlar var. Yıllardır saklanıyoruz burada. Neden uzaklaşmıyorsunuz? Buradan başka saklanacak yerimiz yok. Babasını bekliyoruz. Ama o da gelmeyecek. Hiç umudumuz yok. Çünkü babasını öldürmek istiyorlar. Dur! Dur diyorum sana! Bir yere kaçamazsın! Senin canını alacağız! Dur! Dur diyorum! Baba! Babacığım! Babacığım! Baba! Affet beni kızım! Sana bu yaşına kadar güzel evin gösteremedim! Babacığım! Baba! Katiller! Hadi davran, ateş getir! Yak kulübeyi! Hiçbir iz, ceset kalmamalı! Hayır, olmaz! Biz yaşamalıyız! Gidelim! Yukarı doğru! Ha ha ha!
kaçıracaktın ha? Affet beni! Kulun köle olayım, affet! Benden uzaklaşmasına yardım edecektin ha? Ne olur! Ne olur affet beni! Allah aşkına affet! Vahşet bu! İnsanlıktan uzak bir canavarsın sen be! Onu ben değil, sen öldürdün! Senin için öldü! Bu yaptığın yanlış! Sen insanlığını kaybetmiş, kanun kaçağı bir hainsin! Öz! Sen yaşayacaksın! Sen benim için bir servet, bir garantisin! Götürün! Operasyon hakkındaki bilgiyi aldım. Planımızın sonuna iyice yaklaştık. Her an operasyona hazırız komutanım. Emirleriniz yerine getirilecektir. Size bilgi vereceğim. Çok dikkatli ve temkinli olacağım. Emredersiniz komutanım. Beraber kaçtık, o da suçlu. Mahkemeye götürüyorlardı bizi. Hayatımı ona borçluyum. O itimat edilebilecek bir abi. Kızı götürün. Hayır! Bırakın beni! Bırakın diyorum! Hayır! 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 Onu bir dene abi. O bizim için çalışabilir. Tabii sen istersen. Hata ettin! Ölseydin daha iyi! Geri gelmeseydin, onu da getirmeseydin! Kimsenin benim saklandığım yeri bilmesini istemiyorum! O benim hayatımı kurtardı! Bunun için onu öldürmeyeceğim! Kardeşimin hayatını sana borçluyum! Ama ben kimseye borçlu yaşayamam! Götürün! Yürü! Osman'ı getirip bağlayın! Başüstüne! Siz de kızı getirin! Peki efendim! Ne istiyorsun onlardan? Masum onlar! Hiçbir suçları yok onların! Bırak onları! Bırakın! Bırakın beni! Hayır! Bırak! İkiniz bir oldunuz. Bırakın beni! Konuşmaktan başka çareniz yok. O benim kardeşim. Daima yerime geçmek ister. Bırak onları! Yerimi askerlere haber verecektiniz.
Onlar bana yardım ettiler! Benim yerim bu dağların arasında bulunamayacak bir yer. Ama kanun rüyalarını kaçırır. Sonunuz geldi artık, konuşun! Başka çareniz yok, konuşun dedim size! Konuşun! Konuşmazsan parçalarım kızı! Hayır! Bırakın beni! Hayır onlar! Bırakın diyorum size! Bırakın! Konuş dedim! Konuş dedim sana! Bırakın beni! Bırakın diyorum size! Konuş yoksa gözlerini oydurtarım! Konuş! Onu seviyorsan, ona işkence yapılmasına dayanamazsın! Bırakın beni! Öldürtürüm onu! Bırakın hayvanlar! Bırakın! Konuş! Yoksa derisini yüzdürürüm! Anlatacaksınız diyorum size! Niye geldiniz buraya? Neden? Neden geldiniz buraya, anlatın! Ya konuşacak, ya da öleceksiniz! Konuşun dedim! Konuşun, konuşun! Tutuklu Sait seninle konuşmak istiyor. Kızı içeri götürün! Hayır! Hayır! O kalsın! Sana hak veriyorum. Benden ne istiyorsan söyle. İstediklerini vereceğim sana. Ben bunun için günlerdir bekledim. Ben de bilmeliyim. Buraya gelenler, dışarıda sorguya çektiklerin beni hiç ilgilendirmez. Bu yoldan geçmek mecburiyetindeyim. Söyle! Beni yakalattın. Hayatımı mı istiyorsun benden? Hayatını istesem öldürürdüm. Ama sen zengin bir adamsın. Yaşamalısın. Sen burada kaldığın müddetçe seni arayacaklar. Sen başkaları için de kıymetlisin. Sana karşı para isteyeceğim. Para gelirse yaşayacaksın. Ama çok param... Çok param olursa belki kaçabilirim. Parayı Yakup verebilir. Ama buraya gelmez. Getirebilir misin? Söyle! Onu buraya getirebilirsen... Getirtirim! Evet, getirtirim. Yakup'u bilirim. O da bir kanun kaçağı. Getir. Bir kişi bile getirir onu. Koruyanları çoktur onun ama... mekanına iyi bir savaşçı girer. Ve getirir. Kararını ver.
Dayanamaz susuzluk ve açlığa. Gecenin ayazına, güneşin sıcaklığına dayanamaz. Onun ölmesini istemiyorsun, değil mi? İzlediğine göre onu kullanacaksın. Gözlerinden anlıyorum bunu. Çok işine yarayacak. Çok zekisin. Bundan sonra aptalların yaşamaya hakkı yok. Sadece akıllı ve kuvvetli olanlar yaşayabilir. O da zeki ve çok kuvvetli. Kurtuluşum bu. Sana teklif ettiğim işi yaparsan hayatını bağışlarım. Ölmek mi istiyorsun? Yoksa yaşamak mı? İnsanca yaşamak. Temizlensin. Onu kendine mi istiyorsun? Sen dediğimi yap, hadi! Bu senin arzun. Her arzunu yerine getirecek. İstersen senin kadının olacak. Emir böyle. Ben namusumu kimseye vermem. Hele tanımadığım babam yerinde birine. Ölürüm daha iyi. Benim olacaksın. Hayır. Senin gibi bir güzelin ölmesini istemem. Hayır. Bırak beni.
beni! Ben senin gibi çok kısrağı yola getirdim. Bak, hoşuna gitti, gülüyorsun ha? Hoşlanacağını biliyordum. Sevişmek bir dişinin hoşuna gider. Eşkıya Yakup'u getir, seni el üstünde tutayım. Ama asla ihaneti sevmem. Bu işin bedeli neyse veririm. Bir şey istemem. Bedel karşılığında hiçbir iş yapmam. Anlaştık. Planın ne? Sana söyledim. Sadece insanca yaşamak istiyorum. İstediğin Yakup'u sana getireceğim. O yaptı! Bana gönderdiğin kadın! Camdan kaçtı! Sen getirdin. Yaşamak istiyorsan dediklerimi yap. Kızı bul, yok et. Serdar'ı da. Yakup'u getirirken yoluna çık. Yakup'u canlı, Serdar'ın da cesedini getir bana. Seni ancak böyle affederim. Onun cesedini getireceğim. Tabii sağ kalırsan. Yerine geldik. Yarın Yakup'u öldürmek için hücuma geçeceğiz. Bırakın babamı, bırakın! Babacığım! Anne! Bırakın babam, dokunmayın çocuğuma! Babam rızası için dokunmayın! Babacığım, bırakın babamı! Gülgün! Evladım, geçti geçti, korkma artık. Bir bakayım gözünü. Her zaman gelirler mi? Evet. Her zaman gelirler. Biz fakiriz. Fakir insanlarız. Fakirliğimizle her zaman övünürüz. Ama bizi bırakmıyorlar. Bunlar dinsiz, imansız, hepsi haydut. Arada sıkışmışız. Hele kanun kaçağı bir ziya var, onun eline geçsek canlı canlı doğrar bizi. Burada yaşayamazsınız artık. Al karını çocuğunu, ne pahasına olursa olsun git onlarla. Buradan uzaklaş.
Masum bir evlat daima yaşamalı. Sen de büyüdüğün zaman benim gibi kimsesiz kalma. Hadi sağlıcakla kalın. Seni çok özleyeceğiz evlat. Ne? Çok seviyorum. Ne? Ben Kemal. Beni dinle. Dinle. Size saldırmaya kim cesaret eder? Bu kim olabilir? Eğer jipi çaldıysa hemen önünü keseriz. Sen merak etme. Yayan devam edeceğiz. Jip görevini tamamladı. Gideceğiniz yeri biliyor musun? Bütün bu araziyi karış karış biliyorum ben. Sana bir şey sorsam? Şimdi sırası mı? Konuşmaya vakit yok. Ah!
Serdar'ı burada bekleyeceğiz. Onun dönüş yolu burası. Ceset gördüm. Annemi tanımadım. Babam hep dağlarda. Şimdi nerelerdeyim? Kulübeyi yaktığın zaman senden nefret etmiştim. Ama o kötüler babamın mezarını bulsalardı, cesedini parçalarlardı. Ölse de yaşasa da benim insana saygım vardır. Baban da bir insandı. Ama yaşamam için kendimden başka hiçbir şey düşünemem. Öyle mukaddes durumlar vardır ki insan başka bir şey düşünemez. Sana sormak istediğim şu. Kimsin? Eşkıya olmadığın belli. Neden? Niçin kaçıyorsun? Niçin bu adamlara yardım ediyorsun? Sen kamptan nasıl kaçtın ben soruyor muyum? Orada tutuklu bulunan Sait yardım etti bana. Ona verdiler beni. Ama elini bile sürmedi. Kaç, kurtul dedi. Gidiyor musun? Beni dinlemedin. Hem de terk ediyorsun. Burada bekle. Ateşi söndür. Gelip seni alacağım. İlk defa malum oluyor. Seni kim yolladıysa ölümün için göndermiş. Benim yanıma ulaşan ilk yabancı sensin. Söyle, ne istiyorsun? Söyle! Benimle geleceksin. Nereye? Seni Ziya'ya götüreceğim. O mu gönderdi seni? Ben kendim geldim. Ziya benim dostum. Yoksa bu işte başka bir oyun mu var ha? O senin dostun ama benim dostum yok. O beni neden istesin? Ben Sait isimli iş ortağımı bekliyordum. Onunla konuşup Ziya'nın istediği haraç parayı verecektik. Ortağım gelmeyince parayı götüremedim. Ortağın Ziya'nın yanında. Sen de bu işi para için yapıyorsun ha? Sadece yaşamak için. Thank you.
Telsiz nerede? İçeride yüzbaşım. Kartal arıyor. Beni dinleyin. Ben yüzbaşı Ömer. Çağırdınız beni buraya? Konuş! Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Benim kim olduğumu biliyorsanız, kimin peşinde olduğumu da biliyorsunuz demektir. Konuş! Konuşmasan vururum seni! Aradığın adam... Thank you.
Biliyorum. Kendimle birlikte seni de tehlikeye attım. Affet beni. Yalvarırım böyle konuşma. Söylemiştim sana. Çocukluğum vahşetin, cinayetin içinde geçti demiştim. Sonunun böyle olacağı belliydi. Yaşamım karanlıktı. Ve şimdi bu karanlığın içinde kaybolup gidiyor. Böyle olmayacaktı. Böyle olmamalıydı. Kendini suçlamaktan vazgeç. Şunu hissediyorum ki... bir amaç, bir ideal peşindesin. Ve bunu da başarmak istiyorsun. Anlıyorum bunu. Ben de seninle birlikte bu amacı yaşadım. Tamam, beni dinleyin. Ben Yüzbaşı Ömer. Birlikleri Karadağ'a getirin. Kıyafetimizi değiştirip onları karşılayalım. Hadi yürü. Sebebini anlamıyorum. Yolladığın adam muhakkak geri dönecektir. Hem de işi halletmiş olarak. İşte burada anlaşamıyoruz. Ben onun dönmesini istemiyorum. Benim istediklerimin yerine getirilmesi uzadığı için sinirliyim. Yani bana blöf mü yaptın? Blöf değil. Bu bir taktik. Buraya gelen her yabancı beni rahatsız eder. Ama bana para verirsen, sen dostumsun. Kimi insana yaşamak için kendini iyi koruması gerekir. Ama biz daima kaçmak, saklanmak zorundayız. Senden alacağım bilgiler ve seni hapsetmekle alacağım parayla da daha güçlü olacağım. Yakalanmamak için başka çarem yok. Sen benim için çok önemlisin. Senin hayatın çok para eder. Senin için para verecek Yakup'un gelmesi bana yeter. Burada bile korku ile yaşıyoruz. Kanunların yıllardır pençesindeyiz. Sen şimdi benim elimde en değerli rehinsin. Senin buradan geçeceğini haber aldığım zaman... bu benim kurtuluşum olur dedim. Önceleri senden şüphelendim. İş adamı hüviyetiyle aramıza sızan bir ajan mısın diye düşündüm. Ama sonra hayatını içe sayacak kadar cesur olmadığını anladım. Ben desteklenmeye muhtacım. Bana hak vermiyor musun şimdi? Söyle, hak vermiyor musun bana şimdi? Haklısın Ziya. Gir! Döndüler efendim. Hoş geldin. Hapse atın. Yürü! Kaçamadık Ziya'nın adamlarının elinden. Verecek bir şeyimiz kalmadı dedik, evimizi bastılar. Bu haydutlardan bıktık artık. Hey! Onu tanıyorum! İnanın! İnanın yiğit bir o! Kurtulacağız buradan!
O kurtaracak, inanın bana! Kurtaracak bizi, o kurtaracak! Söylemiştim sana. Çocukluğum vahşetin, cinayetin içinde geçti demiştim. Sonunun böyle olacağı belliydi. Yaşamım karanlıktı. Ve şimdi bu karanlığın içinde kaybolup gidiyorum. İşte, beklediğim Yakup burada. Bana vereceğin parayı ona söyle Sait. Demek benim hayatımı kurtarmak için buraya geldin. Ziya para istiyor. Aslında niçin para istiyorsunuz? Acaba hepimiz bilmediğimiz bir oyun mu oynuyoruz? Ama seni daha akıllı zannederdim Ziya. Ne demek istediğini anlamadım. Kardeşin Osman'ı boşuna ölüme mahkum ettin. Beni buraya getiren Serdar'ın Türk ordusunun bir görevlisi olduğunu hesap etmedin. Ve hiç yoktan beni ve kendini ortaya çıkarttın. Nasıl olur bu? Serdar'ı derhal öldürdü. Onu öldüremeyeceksiniz. Benim işim seninleydi Ziya. Artık senin söylediğin gibi oynadığımız oyun bitsin. Hayatınla oynuyorsun. Benim hayatım görevim için feda olsun. Ben de Serdar gibi kanunsuzların peşindeyim. Ben Sait değil, Türk ordusundan binbaşı Fuat'ım. Thank you.
kanunsuzlar yakalanacak demiştim sana. Götürün bunları yüzbaşı. Emredersiniz komutanım. Hiç değilse yeryüzünde yaşayan insanlar benim gibi karanlık bir dünyada yaşamasınlar. Mutluluklarla dolu bir dünyada yaşasınlar. Başardık evlat. Görevin icabı da olsa suçlu gibi göstermemiz seni üzdü. Eğer böyle davranmasaydık bu kanunsuzlara inandıramazdık. Vatanım ve milletim için hayatım her zaman emrinizdedir komutanım. Hepsini tutuklayın. Emredersiniz, götürün onları. Bu görev için sizin yerinize geçtim. Serdar'ı bir suçlu, bir tutuklu gibi gösterip sahte cinayetlerle bir katil gibi ziyanın örgütüne soktuk. Artık tehlike bitti. Şimdi gidebilirsiniz. Adaletin yerini bulması için hayatınızı ortaya koydunuz. Kahramanlığınızla bu işi başardınız. Türk ordusuna minnettarım. Artık hiçbir korkumuz olmadan yaşayacağız. Gidelim. Operasyonun raporu hazır. İmzanızdan sonra merkeze göndereceğim komutanım. Burada görevim bitti. Bundan sonra yeni bir emre kadar birliğine döneceksin. Emredersiniz komutanım.